Efendim günaydın, bakış programına hoş geldiniz. Bugün Zürih Sigorta CEO'su Yılmaz Yıldız'la birlikteyiz ve ekonomideki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Malum son 1-2 haftadır enflasyon, faiz ve döviz konusunda bir sarmalda içindeyiz ama onun dışında ekonomik gösterdiğimiz büyümeyi falan da kattığımızda iyi, orada sorun yok. Ancak diğer tarafta bir takım sorunlar var da bu kendini gösteriyor zaten. Son zamanlarda dikkat ettiğimizde de ekonomi yönetimi bu konuda açıklamalar yapıyor. Peki bu durum ne kadar sürecek? Evet, bunun bir kısmı siyasi ve yurt dışı bağlantısı çok fazla. Özellikle Amerika'daki Reza Zarrab olayı bu işin baş aktörlerinden biri. Bunlar konuşuluyor, tartışılıyor günlerdir. Ve önümüzdeki günlerde de konuşulup tartışılacak. Ama konuşulmayan bir işin perde arkası tarafı var. O da şu. Evet, dövizin yükselmesi, enflasyonun artması, faiz tabii işin başka bir boyutu. Burada bütün bunların piyasalara, reel sektöre etkisini biraz konuşmak gerekiyor. Önümüzdeki dönemde ne gibi sonuçlar yaratacağını ve 2018'de en önemlisi 2018'de de böyle girilip girilmeyeceği ekonomi toplantılarında da konuşulan bir konu ama biz biraz parantez açıp farklı bir noktadan girmek istiyoruz konuya Sayın Yılmaz Yıldız'la. Her zaman olduğu gibi bakış@habertürk.com bize ulaşacağız. Elektronik posta adresi aktif olarak yayınımıza katılabilirsiniz. Sorularınız varsa iletebilirsiniz. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Habertürk Twitter adresi üzerinden de canlı olarak programımıza katılabilirsiniz. Hoş geldiniz Sayın Yıldız. Hoş bulduk. Ne diyorsunuz buna? Biz dün işte Mehmet Şimşek hem Bloomberg'te bir toplantıydı hem arkadan Sigorta Birliği'nin rekabet kurumuyla yaptığı organizasyonda da geldi, konuşma yaptı. Genelde zaten aynı bir haftadır falan aynı söylemleri evet. Yapıyor. Yani ayrı ayrı, sabah ayrı, akşam ayrı konuşmak zaten mümkün değil. Ama baktığımızda ekonomik dinamiklerimiz iyi, büyümemiz ki son çeyrekte de iyi çıkacak belli. Ama bir tarafta son günlerde bir faiz, bir döviz ve enflasyon sarmalında duruyoruz. Şimdi bunu nasıl okuyalım? Önce oradan başlayalım sizle. Başta şunu söylemek lazım Noyan Bey. Ne oldu? Hani neden bir anda böyle bir çalkantı olduğunu düşünüyoruz? Dolar kuru 3.5'tan, 3.7'den 3.9'a geldi. Evet. 0.20, 0.40'lık bir değişim. Faiz de 12.5'lardan 14-14.5'lara geldi. Evet. Aslında böyle baktığınızda evet bir oynama var ama böyle panik olacak, biz hani öldük bittik veya ne olacak halimiz diyecek bir durum yok. Soğukkanlı olmak lazım. Bu tip iniş çıkışlar döviz kurlarının serbest olduğu, faizlerin serbest olduğu ortamlarda her zaman olabiliyor. Sadece bizde de olmuyor. Tamam, ama o zaman şöyle diyeyim. Hani evet, çok büyük bir reaksiyon, çok büyük bir olay yok ama niye geldiği de bir iki cümle o zaman paylaşalım. Tabii. Yani asıl niye geldik buraya? Yani normal hani rutininde giderken bir anda hani döviz neredeyse 4'lere psikolojik sınıra gelecek. Biraz sonra konuşacağız onu. Ondan sonra ne oldu? Tabii. Şöyle baktığınızda şimdi büyük resmi gözden kaçırmamamız gerekiyor. Büyük resim nedir? Türkiye ekonomisi bazında bakarsak 4 kritik bacağı var işin. Biri sizinle son 1-2 yıldır konuştuğumuz can ve mal güvenliği. Yani bunun asayişin sağlanması ki burada problem yok. Son 1 yıldır Allah'a şükür böyle devam edecek gözüküyor. Bu iyi bir şey. 2. Kamu maliyesindeki sıkı duruş. Hem borçluluk oranı olarak hem bütçe rakamları olarak. Ufak artışlar var ama Türkiye hala çok iyi. 3. bacağı ne demişti? Kur istikrarı. Evet. Ki orada biraz oynama var. 4. bacak da büyüme. İstikrarlı büyüme sarmalına girmiş. Esasında şu an baktığınızda piyasaların bize dediği şu. Türkiye, sen eğer bugünkü konjektürde, iç ve dış konjektürde %5 ve üstü büyümeye devam etmek istiyorsan faiz, kur ve diğer ekonomi değişkenlerinin daha farklı bir yerde olması gerekiyor diyor. Yani öz itibariyle diyor ki %5 veya üstü büyümek için yeterince dövizin, yeterince finansmanın olmayabilir. Özü bu işin bu. Hani Amerika'daki mahkeme, işte yıl sonu geliyor, şunlar var ama bunlar ufak bölümü. Büyük resimde denilen bu. Şimdi bakın, gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranları. Biz büyüme oranında büyüme oranımızda haklı olarak gurur duyuyoruz değil mi? Bakın. Çin reel büyüme oranları. Çin 6.8, Hindistan 6.7,
Endonezya 5.2, Türkiye 5.1, sonra düşüyor. Polonya 3.8'lere düşüyor, Brezilyalar, Güney Afrikalar 0.7'lere düşüyor. Şimdi gelişmekte olan ülkeler içerisinde Çin, Hindistan'ı bir yana koyarsak en hızlı büyüyen biz olalım demek güzel bir şey, ama bunun bir bedeli var. Evet. Bedeli ne? Bunun finansmanını bulmamız gerekiyor. Eskiye göre finansman bulmak daha zor. Nedir? Dolara ihtiyacımız var. Piyasadaki dolar miktarı belli. Özellikle teknik olmayan, tabii. Ya özellikle teknik olmayan bir şekilde konuşuyorum. Döviz belli. Yani diyor ki piyasa, sen eğer 3.5 kur istiyorsan veya daha altı bir kur istiyorsan büyüme oranın %3-3.5 olmalı. Ha %5, %6 büyüyeceksen, ki o talep var. Var, evet. O talebi canlandırabiliyoruz. O zaman kur oranının bugünkünden daha yüksek olması lazım. Enflasyonunun daha yüksek olması lazım. Faizinin de daha yüksek olması lazım. Büyük resimde piyasaların, iç ve dış piyasaların bize söylediği bu. Onun için önümüzdeki dönemde ana karar %5'teki orta vadeli programda biliyorsunuz %5'lik büyüme hedefi var. Hı hı. Bu oranda büyüme konusunda ısrarlı olacağız mı, olmayacağız mı? Çünkü böyle büyüyelim dediğimiz zaman, ki doğrudur, Türkiye %5 ve üzerinde büyümek durumundadır. Bunun dış finansmanını doğru bir şekilde bulamazsak bu oynaklık devam edecek. Yani bu büyümenin böyle bir maliyeti var. Büyümenin bir maliyeti var. Çok güzel özetlediniz. Şimdi ya bir şeye kafam takıldı. Sorular da var da, yani soruların dışında katılım da var, sorular da var da, ben bir şeye kafam takıldı. Şu bir iki haftadır işte konuklarımız geliyor. Mesela geçtiğimiz gün Toyota'nın CEO'su buradaydı. İşte biz sigortacılarla falan konuşuyoruz. Ya biz niye bu kadar dolar endeksliyiz? Halbuki bakıyoruz, otomobil pazarı Avrupa pazarı. Yani Avrupa Euro. Evet. Sigorta ki biraz sonra konuşacağız, yani bu sarmalın etkisini konuşacağız. Orada da her şey euro ile. Ya biz euro ileyiz ama euro'nun kimseyi konuşmuyor. Dolardaki psikolojik sınırı konuşuyor. Ya Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Orada da yine euro. Nedir bizim bu geçmişten gelen bir şey, dolar şeyimiz var. Tabii. Şöyle tabii, bu da euro öncesine marka dönmek lazım. Euro'ya çevirmeseler zaten marka. Aynen. Ya, neydi eskiden? Epey eskiden, euro öncesi döneme baktığınızda mark esasında bayağı şeydi. Herkes gibi dolardan çok mark vardı. Neden? Almanya'da yakın ilişkilerimiz, oradaki vatandaşlarımız falan öyleydi. Euro'ya geçince, euro'ya tam alışamadık galiba. Biraz onun etkisi var. Biraz da psikolojik, dolar cebinizde olması. Ki dolar euro oynaklığına baktığınız zaman dolar euro oynaklığı TL dolar oynaklığını zaman zaman geçiyor. Tabii. O kadar oynak, evet. Dolar euro, bakın yani. 1.30'lar 1'lere iniyor, tekrar çıkıyor ediyor, çok oynak. Dolayısıyla kur geçişkenliği veya kur oynaklığından bahsettiğimiz zaman Türkiye özelinde bir TL dolar var, TL euro var, bir de dolar euro var. Çünkü söylediğiniz gibi biz ihracatımızın önemli bölümünü euro, ithalatın, evet, önemli bölümünü dolar yapıyoruz. Türkiye'ye baktığınızda bir TL döviz pozisyonu ve ne olacağı var. İki, ama bizi etkileyen şeylerden biri de dolar euro'nun ne olacağı. Hani son, evet, durumda ihracatınız dolar bazında olduğundan daha iyi gözükebiliyor euro değerlendiği zaman. Evet. İthalatınız da biraz daha aşağıda gözükebiliyor. Şimdi bakın euro mesela bazında. Kahraman Bey şimdi biz dolar euro konusunu açınca yolladı. Diyor ki şirket olarak diyor tüm araçları kiralık alıyoruz diyor. Filo kiralaması yapıyoruz diyor. Hiç dolarla değil euro ile diyor. Doğru. Ve orada da diyor tabii orada da diyor fiyat artışı doların zaten çok üstünde diyor. Evet. Çünkü yani, euro daha çok değerlendi. Evet. O zaman yatırım aracıysa euro daha iyi bir yatırım aracı. Yaklaşık, evet, bir 6-8 ay önce 4.1'lerdeydi. 3.9.5. 4 diyelim. Şimdi 4.5'lerde neredeyse. Evet. Şimdi şöyle, oynaklık her zaman olacak ama hep söyledik, dolar veya euro döviz bir yatırım aracı olmamalı. Eskiden biz dövizin bu kadar oynadığı zaman da ne konuşuyor olacaktık Noyan Bey? Eskiyi hatırlayın, yen zedeler, evet, İsviçre frangı zedeler, döviz zedeler, ne vardı? Bireyler faiz oranı düşük diye gidiyorlardı, döviz kredisi alıyorlardı, değil mi? Evet. Yaklaşık 8 yıl önce o zamanki hükümet dedi ki bireyler
de üst kredisi alamazlar. Evet, orayı bak, çok da doğru, çok bir kararı. Doğru bir karardı. Bugün eğer döviz zedelerimiz yoksa bireyler tarafında, o günkü alınan karar ki çok doğru, böyle olması lazım. Benzer mantıkta özellikle KOBİ'ler için konuşayım. İhracat yapmayan KOBİ'lerin faiz düşük, dolar euro faizi daha düşük, ben TL yerine bunu alayım demeleri kesinlikle yanlış. İşte kur oynamadığı zaman bir şey yok, kur oynadığı zaman yandık bittik. Yok, ama her şeyin bir bedeli var. Türkiye gibi ülkelerde hiçbir zaman kur riski taşımamanız gerekiyor. Veya illa taşıyacaksanız sermayenizin çok küçük bir oranı olması gerekiyor ki büyük oynamalar olsa bile sizi etkilemesin. Ama burada yine enteresan olan şu, bakın. Kimsenin artık bireyler tarafına baktığınızda döviz kredisi yok. Yok. Herkes ama dolar ne oldu, euro ne oldu diye konuşuyor, değil mi? Tabii. Normalde borcunuz yoksa, döviz borcunuz yoksa, bir döviz harcamanız yoksa, dövizin ne olduğuna bakmanızı gerektirecek merak haricinde bir şey yok. Çünkü döviz bir yatırım aracı değil. Dövizden orta uzun vadede istikrarlı olarak birey olarak para kazanamazsınız. Bu yanlış. Ha, ne yapmanız gerekiyor ama Türkiye'de yaşadığınız için enflasyona karşı kendinizi koruyacak. Eğer bir birikiminiz varsa yatırım araçlarına yatırım yapmanız gerekiyor. Reel sektöründe 200 milyar dolarlık bir borcu var ama yönetilemeyecek, dün Mehmet Şimşek de açıldı. Yönetilemeyecek bir borç değil. Tabii. Vadesi uzun zaten. Tabii. Baktığınızda zaten ekonomide 3 oyuncu var. Bir tarafta bireyler, evet, bir tarafta şirketler, bir tarafta da kamu. Kamu, bizim kamu maliyesi olsun, bütçe dengeleri olsun, genel olarak kamuda bir problemimiz yok. Yani 2001 krizi sonrası alınan tedbirler ve ondan sonraki yapısal değişiklik, kamuda bir bütçe borçluk problemi kalmadı. Şu anda zaten o taraf gayet iyi yönetiliyor. Birey tarafında da döviz riski yok ve borçluk oranları makul seviyelerden Noyan Bey. Şirketlere baktığınızda da ikiye bölmek lazım belki. Bir büyük şirketler, KOBİ'ler diye bölmek lazım. Bir de finans dışı diye belki bölmek lazım. Şimdi büyük şirketlere baktığınız zaman son ilk 500 açıklandı biliyorsunuz geçenlerde. Hem karlılık çok iyi, hem döviz pozisyonları olarak, çünkü borcunuz var ama borcunuza karşılık bir de varlıklarınız var. Net pozisyon önemli burada. Bir, iki, borcun kısa vadeli mi uzun vadeli mi? Yani nakit akışınız borç ödemelerinizi karşılayabilecek çevirelim mi? Çevirebiliyor musun? Çevirebiliyor musun? Evet, tabii. Yani ayağınızı yorganınıza göre uzattınız mı, uzatmadınız mı? Özel şirketler gitmiş yurt dışından, yine özel şirketlerden borç almışlar. İki özel şirket arasındaki ticari ilişkinin genel ekonomi üzerinde normal şartlarda bir etkisinin olmaması lazım. Çünkü baktığınızda bu bir de özel değil ki. Bakın, dış ekonominin, yurtta global ekonominin iyi olduğu, para bolluğu olduğu dönemde sadece Türkiye değil, Çin, Hindistan, Brezilya, tüm gelişmekte olan ülkelerdeki büyük şirketler, orta boy şirketler yurt dışı finansmanı aldılar. Aynı bizim gibi. Bunda bir şey yok. Bol kaynak vardı dışarıda, yurt dışında. Ucuz, bol döviz var, kaynağı. Evet. Ne yaptık? Bizim şirketlerimiz aldılar bunları. Özellikle 2002, son 10 yıla baktığınızda yatırım, makine teçhizat yatırımı oldu, altyapı yatırımları oldu. Bunlar sokağa gitmedi. Sonuç itibariyle işte yollar, köprüler, makinalar, bunlar beyaz eşya, aklınıza gelecek her şey esasında kullanılıyor. Yani ekonominin verimliliğini arttırmak, üretimi arttırmak için kullanılıyor bunlar zaten. Burada bir şey yok. Özel şirketler arasındaki borç alacak ilişkisi öyle devam etmelidir. Yani özel şirketlerin borcunu Türkiye'nin riskiymiş gibi göstermenin ben doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii zaten bir şirket ödemezse yurt dışında bir bankaya da onların sorunudur. Tabii canım. Şimdi Merkez Bankası'nın kararlarıyla, yani Merkez Bankası'nın yaklaşımıyla ilgili hem yorumlar var hem sorular var. Ama başka bir şey soracağım. Şimdi Twitter üstünden de bir sigortacı anladığım kadarıyla şöyle bir şey demiş. Enflasyon ve dövizdeki artış sigortacılıkta maliyeti, hasar maliyetini arttırıyor. Doğru. Şimdi değil mi, bir maliyet artışı yaşayacaksınız tabii, siz. Tabii onun devamı herhalde şöyle olacaktı. Orada kalmış o. Yani bu maliyet hani bir şekilde tüketiciye yansıyacak mı? Bunu bir yerde zihninizde tutun ama ben şunu merak ediyorum. Şimdi mesela siz yabancı bir şirketin Türkiye'deki CEO'sunuz. Ana sermayedar işte Zürih grubu, yani dünyanın büyük gruplarından biri. Şöyle bir şey soruyor mu size bir hafta? Ya ne oluyor hani ülkede, bu döviz neredeyse psikolojik sınıra geldi, dolar 4 liralara.
Ondan sonra işte enflasyonunuz farklı, Merkez Bankası bile yeniden revize etti. Tabii. Ondan sonra öbür tarafta faiz, bir taraftan hani faizi bastıramıyoruz ama fazla da bastıramıyoruz. Böyle bir şey geliyor mu? Hani ne oluyorsunuz falan gibi bir yorum geliyor. Evet. Şöyle söyleyeyim size. Geçen hafta bizim Avrupa Başkanımız buradaydı. Türkiye'ye anlattık ne olduğunu ve önümüzdeki dönemdeki planlarımızı. Bizim grubumuzda veya genel olarak Türkiye'ye uzun vadeli bakan yatırımcılarda bir endişe yok. Biz önümüzdeki yıl 10. yılımızı kutlayacağız burada Zürich grubu olarak ve 500 milyon dolara yakın yatırımımız var Türkiye'de. Ki yatırımlarımızı da devam ettirmeyi, arttırmayı düşünüyoruz. Bir problem yok. Bakın Türkiye gibi ülkeler, özellikle bu coğrafyaya bakın. Avrupa'da olduğunuzu düşünün. Ağırlık olarak Türkiye'deki yabancı sermayenin %70'i Avrupa'dan gelir. Bu büyümek istiyorsanız eski Avrupa'yı bir tarafa koyun. Doğu Avrupa çok küçük. Bu coğrafyada büyük hangi ülkeler var? Yukarıda Rusya var, Türkiye, İran, Mısır. Rusya'nın durumu belli eğer yatırım yapacaksanız. Çok tercih edilen bir yer değil veya sadece belli enerji ağırlıklı sektörlerde. İran'ın durumu belli, Mısır'ın durumu belli. Eğer siz büyük bir Avrupalı şirketseniz ve büyüme istiyorsanız, Türkiye bir numaralı bu coğrafyada, ta Çin'e, Hindistan'a kadar yok başka. Mecbursunuz Türkiye. Ondan sonra baktığınız ama kritik nokta burada, ekonomide veya bir yatırım kararı aldığınızda en kritik nokta öngörülebilirlik. O çerçevede kurun 4 olması, 4,5 olması veya 3,5 olması kendi başına, tek başına bir şey ifade etmiyor. Yabancı sermaye için bir kriter değil yani. Çünkü öngörebildiğimiz sürece 4,5 olsun tamam, o zaman hesaplarımıza onu koyacağız, ona göre bir hesap kitap yapacağız. Bu iş karlı mıdır, değil midir, yapalım mı yapmayalım mı kararı vereceğiz. Bütün iş kurun mutlak seviyesinde değil, oynaklığında. Faiz için de bu geçerli, diğer şeyler. Öngörülebilir, Türkiye'nin, Türk ekonomisinin bir şekilde öngörülebilir olması lazım. Hiçbir zaman %100 öngörülebilir olamazsınız. Gelecek kimse bilmiyor. Kristal topumuz yok. Ama buradaki kritik nokta öngörülebilir olmak. Oynaklık olduğu sürece ne oluyor? Risk priminiz artıyor. Risk priminiz arttıkça Türkiye'deki varlıkların değeri düşüyor. Özü bu. Bu oynaklıkların, şimdi %5 büyüdüğünüz zaman çok güzel. Şirketlerin kârları artıyor. Evet. Ama bu %5 büyüme kur ve faizi çok oynatıyorsa bu sefer bunun ne olacağını bilmiyoruz, bir risk primi koyalım diyorsunuz. O büyümenin getirdiği, kârlılık artışının getirdiği değer artışından daha fazlasını risk priminiz yükseliyor diye esasında kaybediyorsunuz. Onun için burada ekonomik karar alıcıların düşünmesi gereken belki %5, %6 büyüyüp yurt dışında ne olduğuna bağlı olarak bu oynaklığa katlanalım mı? Yoksa biraz daha düşük %3-4 arası büyüyüp oynaklığı azaltalım mı? Hangisi? Hepsinin kendi içinde mantığı var. O doğru veya bu doğru demek. Karşılığını doğru ayırabiliyorsan bir tanesini alacaksınız. Şöyle, eğer biz yurt dışı finansmanını bulabiliyorsak 5-6-7 büyüyelim. Sorun değil. Ama burada biraz da bizim dışımızda faktörler var. Bunun en temeli de global fonların nereye gideceği. Bu da yine dönüyor dolaşıyor esasında iki şeyde. Bir, Amerika'da ne olacağına. Ama şimdi FED söyledi, Aralık'ta faiz artışı yapacağı %100. Bakın, Aralık'ta faiz artışı olduğu zaman hiçbir şey olmayacak. Neden? Piyasalar zaten %100 olasılıkla yaklaşık ne kadar faiz artışı olacağını biliyor. Zaten rutine bildirdi FED. Öngörülebilir yani değil. Tabii, tabii. Yani bu görülüyor zaten. Onun için o belli. Oradaki belirsizlik ne? Trump'ın vergi indirimleri. Çünkü ne diyordu Trump? Ben çok büyük 4 trilyon dolarlık bir yatırım hamlesi yapacağım. Amerika'nın altyapısı eskidi. Ben ciddi bir yatırım yapacağım. Evet. Peki öbür tarafta da ne yapacağım? Vergileri de indireceğim. Yatırımları daha da çok teşvik edeceğim. Eğer böyle bir şey olursa, yani bu devam ederse ve son çıkacak vergi indirimleri Amerika'da beklenenden de iyi olursa, bu şu demek olacak: yatırımlar artacak, bütçe açığı orada artacak, FED beklendiğinden daha çabuk ve daha fazla faiz arttırımı yapabilir. Ne oluyor? Amerika faiz arttırdığı zaman dünyadaki dolarlar Amerika'ya gidiyor. Bizim gibi ülkelere daha az dolar kalıyor. Doları çekmek için ne yapmanız gerekiyor bu zaman? Bu sefer ya faizi yükselteceksiniz, ya faizi yükselteceksiniz veya döviz ihtiyacınızı, dolar ihtiyacınızı azaltacaksınız. Türkiye dolar ihtiyacını nasıl azaltır?
daha az büyüyerek. Mesela aslında şey belli. Avrupa'da da aynı şey var. Avrupa'da ekonomi çok iyi gidiyor. Orada politik biliyorsunuz işte Almanya'da hükümet kurulamıyor. Brexit orada var. Evet. Bir sürü başka sıkıntılar var orada da. Ama ekonomi mesela orada toparlanıyor. Göreceli olarak daha iyi. Orada da aynı şey vardı. Avrupa Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası ile benzer şekilde piyasaya likidite vermeye başladı. Bunun karşılığını görüyor. Niye euro artıyor? Benzer. Bunu çünkü biz durduracağız artık diyorlar. Evet. O nedenle iki merkez bankasının da uyguladığı politika benzerdi ama hangisi daha önce durduracak ve faizleri daha çabuk ve daha fazla arttıracaksa dolar-euro değerlemesi Avrupa Merkez Bankası ile Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararlarına göre şekilleniyor. Evet. Ama bizim gibi ülkeler ortada kalıyor. Neden? Dövize ihtiyacınız var. Onlar faizi arttırdığı zaman doları ve euroyu Türkiye'ye çekmek için bizim de daha fazla faiz vermemiz gerekiyor. Tabii bir taraftan da faize karşı da bir baskı var. Şimdi evet. Mesela bir izleyicimiz Tamer Bey demiş ki o hal kalkarsa demiş faiz de düşer, döviz de iner. Ne diyorsunuz demiş. Şimdi biz tabii siyasi tartışmaya bizi yani pek gelmiyoruz. Yani gelmek niyetinde değiliz ama hani ben şunu buna şunu söyleyeyim. Yani bugün o hali kaldırdığında döviz de indi, faiz de indi. Yok böyle bir sihirli denek. Yani böyle bir hani böyle bir dünya yok yani. Fransa yıllarca o halde gitti ama ne faizi ne enflasyonu. Şimdi Merkez Bankası. Evet. Şimdi bakıyorum yorumlara. Ekonomist arkadaşlar yorumlarda bulunuyor. Merkez Bankası'nın diyor eli kolu bağlı diye yorumlar var çoğunlukla. Şimdi bir de bir kısım yorumlarda da dolardaki 4 psikolojik sınırı bahsediyor. Evet. Zaten herhalde Merkez Bankası da 4 psikolojik sınırına geçerse ağır müdahalede bulunacak. O zamana kadar idare edecek gibi gözüküyor. Eli kolu bağlı mı Merkez Bankası'nın? Ya mesela ben Merkez Bankası'na bu kadar yüklenilmesi taraftarı olan bir kişi değilim yani. Ne diyorsunuz? Şöyle dövize bir atak olduğu ortamlar baktığınızda Türkiye'de veya dünyada hiçbir merkez bankası sadece ve sadece rezervlerini kullanarak spekülatif bir atağı veya farklı bir atağı tek başına durdurması mümkün değil. Ekonomilerde şöyle bir şey oldu. Özellikle 2008-2009 krizinden sonra Avrupa'da da Amerika'da da tüm çözüm merkez bankalarının sırtına bindirildi. İşte piyasaya bol likidite verelim, evet, faizleri düşük tutalım, ekonomi canlansın. Bunun kendi içinde o dönemde mantığı vardı. Ama merkez bankalarının düşük faiz ve bol likidite stratejilerini kamu maliyesi ve yapısal reformlarla desteklemediğiniz zaman merkez bankalarının aldığı olumlu kararlar geçici bir süre pansuman etkisi, evet, yapabilir ama ondan sonra kalıyor. Neden? Çünkü merkez bankaları parasal tedbir alabiliyorlar değil mi? Sonuç itibariyle para arzını yani piyasadaki para miktarını arttırarak azaltarak ve özellikle de faiz silahını kullanarak parada istikrar sağlıyorlar. Buradaki kritik nokta sanıyorum Noyan Bey tartışmalarda da kamuoyuna baktığınız orada. Şimdi Amerikan Fed'e bakarsanız Fed'in iki ana hedefi var. Bir fiyat istikrarı, iki makul ekonomik büyüme. Bizim Merkez Bankası'na baktığınız zaman ana şey fiyat istikrarıdır. Tabii uzun zamandır onu uygulamaya çalışıyoruz zaten. Yani fiyat istikrarıdır. Belki burada Merkez Bankamızın ana misyonu da fiyat istikrarı ve ekonomik büyüme eşit şekilde bir değişken olarak konulabilir. Ama günün sonunda yurt dışında bir spekülatif atak olduğunda veya konjektür nedeniyle bazı değişiklikler olduğu zaman evet merkez bankalarının burada oynayacakları rol vardır ama orta uzun vadede yani %5-6 büyümeyi tek başına merkez bankalarının faiz politikalarının üstüne yüklemek doğru olmaz, yeterli olmaz. Öyle zaten bir gücü yok Merkez Bankası'nın. Yılmaz Bey, yani bir ya piyasaya döviz verecek, yani rezervler belli ya da faiz arttıracak. Yani bir başka bir şey yok. Onun dışında işte bu bankalarla konusu, geç likidite penceresini, evet, 25 bas puan arttırdı bence şeydir. Yani hani Merkez Bankası tek başına bir şey yapacak da işte faiz aşağı inecek, dolar aşağı inecek, enflasyon düzenlenecek gibi bir algı var ortada. Böyle bir şey zaten de mümkün değil. Bunu başbakan, evet, yardımcısı da söylüyor. Herkes söylüyor. Tabii, yani tabii, yapılacağı şeyler belli. Tabii. Onu da aynen. Kimsenin elinde çok sihirli değnek yok. Bu yani bir koordinasyon işi. Merkez Bankası'nın da oynaması gereken rol var. Hazinenin de oynaması gereken rol var. Diğer bakanlıkların ve kanun koyucunun ve tabii ki özel sektörün. Bu bütün herkes aynı gemide günün sonunda. Şeyde ya bu maliyet artışları
Böyle bir maliyet artışı olacak mı? Yani bu özellikle yani dövizdeki artıştan ve enflasyondaki artıştan dolayı sigortaya yansıması olacak mı? Sırf sigorta değil, enflasyon dediniz. Enflasyon çünkü sorusu vardı. Orası için de geçer. Uzun süre Türkiye'de şu vardı. Enflasyon yaklaşık %10 seviye, 9 hatta tek basamakları 9-10'lara indiği zaman tüketici enflasyonu 9-10'lardaydı, üretici enflasyonu 15-16'lardaydı. Evet. O dönemde kimse dikkat etmedi. Çok fazla konuşulmadı kamuoyunda da ama şimdi istikrarlı bir şekilde üretici enflasyonu %15-16 olursa, tüketici enflasyonu %9-10 olursa bu ne demek? Üreticiler maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamıyorlar. Niye yansıtamıyorlardı? Çünkü ekonomik büyüme hatta eksiye dönmüştü hatırlarsanız 2016'nın evet. son çeyreğinde yine konuşmuştuk. Bir anda ekonomik büyüme gelince ne oldu? O birikmiş maliyet enflasyonunu doğal olarak üreticiler fiyatlara yansıttılar. Şimdi enflasyona baktığınızda Türkiye'de genelde hani konuşuluyor faiz mi kur mu şu bu. Üç temel, bu işin teorisinde de pratiğinde de üç temel neden var enflasyonu çıkaran. Biri talep. Talebin arzdan fazla olması. Bu doğal olarak fiyatları artırıyor. İkincisi fiyat enflasyonu. Yani piyasalarda rekabet şartlarının oluşmaması nedeniyle şirketlerin keyfi fiyat artışları yapabilmesi. Üçüncüsü de maliyet enflasyonu. Şimdi maliyet enflasyonu konuşulur. Talep enflasyonu çok net zaten. Ekonomi hızlı büyüdüğü zaman bir mala olan talep arzından daha fazlaysa fiyatı yukarı çıkıyor. Bu çok net. Maliyet tarafına baktığınızda işin temelde Türkiye'de üç bacağı var. Kurlar, faiz ve diğer girdilerdeki fiyatlar. Eğer siz girdilerinizi yurt dışından alıyorsanız, yurt dışında o emtianın fiyatı artıyorsa sizi etkiliyor. İthalat ağırlıklı bir maliyet yapınız varsa döviz etkiliyor. Tabii. Finansman giderleri toplam maliyetleriniz içinde yüksekse bu sefer faiz etkiliyor. Dolayısıyla evet faiz de enflasyon yaratabilir ama aynı şekilde kur da enflasyon yaratabilir veya yurt dışı piyasalardan ithal ettiğiniz emtia veya malların fiyatlarındaki oynamalar da yaratabilir. Şimdi Türkiye'de dolarizasyonun bu kadar yoğun olduğu bir yerde kurdaki artışlar kalıcı olduğuna inanıldığı andan itibaren yaklaşık 6 ay içerisinde fiyatlara yansıyor. Bir anda yansımıyor bakın. Bugünkü enflasyon artışları bugünkü kur artışından gelmiyor. Hatırlayın bir önce yine şöyle bir çıktı indi ya o dönemin. Ve yine Türkiye dinamiklerinde normal teoriden tamamıyla zıt bir durum oluyor. Devalüasyon olduğunda dünyada teori şunu der. İthal mallara olan talep azalacak. Azalacak. Fakat Türkiye'de şöyle oluyor. Başta artıyor sonra azalıyor. Neden? Devalüasyon geldi. 3.9'a çıktı değil mi dolar bugün? Siz bir araba alacaksınız veya başka bir şey alacaksınız. Aman bu 3.9'dan 4.5'a gidecek. Ben bir an önce alayım diye talebinizi öne çekersiniz. Bakın her seferinde beklentiler değiştiği zaman böyle öyle olmuştur. Evet. Ve şöyle bir şey oluyor. Döviz yukarı gitti. Bu daha çok yukarıya gidecek dendiği zaman özellikle döviz bazlı fiyatlanan mallara olan talep bir anda artıyor. Bunu göreceğiz bakın. 2-3 ay sonra bugünkü istatistikler açıklanınca evet. göreceğiz. Öyle olunca kısa vadede tam tersi etki yapıyor. Teorinin zıttı bir durum var. Sonra aşağı iniyor. Ama Türkiye'deki enflasyonun bakın en temel nedenlerinden bir tanesi belki de bazı sektörlerde temel nedeni fiyat tarafıdır işte. Yani rekabet şartlarının o sektörlerde oluşmaması. Konuşuyor. Kırmızı et konuşuluyor. İşte bir kısım tarım tabii ürünleri konuşuluyor. Tabii gıdada zaten enflasyon konusu. Bir dönem gazetelerde inşaat demiri vardı. Başka şeyler var falan. Burada işin fiyat tarafındaki fiyat enflasyonu yani tüm sektörlerdeki ki farklı araştırmalara göre fiyat enflasyonu Türkiye'deki tüm sektörleri alırsanız yaklaşık %70'inde tam fiyat rekabetini, rekabetçi şartların oluşmadığına dair bir sürü de araştırma var esasında. Şimdi süre bitti ama iki tane şey okuyacağım. Birincisi sorayım çok kısa bir dakikalık bir cevap. Yılmaz Bey 4 üzerine çıkmasını bekliyor mu doların diyor. Böyle bir beklenti. Niyet çekmeyelim ama. Hayatımda hiçbir zaman dövizin ne olacağına dair yorum yapmadım. Ama yapmam. Tek söyleyeceğim şu.
döviz bir yatırım aracı değildir. Döviz borcunuz yoksa dövizle işiniz yoktur. Kendinizi enflasyona karşı koruyun ama dövizle korumayın. söyleyeceğim yani, budur. Şimdi süre bitti. Bir Batuhan Bey şey demiş. Piyasalar bu halde olmasa siz ekonomistler diyor özetle ne konuşacaksınız diyor. Valla piyasalar iyi olsun biz Yılmaz Bey'le buluruz konuşacak bir şeyler. Oo, çok ya, tabii tabii. O zaman iyi şeyler konuşuruz. Aynen. Teşekkür ediyorum sana Yılmaz Yıldız katıldığınız için. Evet efendim. Zürih CEO'su Yılmaz Yıldız bizlerle birlikteydi. Biraz ekonomideki değerlendirmeleri yaptı. Katılmanız için, aktif katılmanız için teşekkür ediyoruz. Tabii hepsini paylaşma şansımız yok ama önümüzdeki haftalarda tekrar bir araya geldiğimizde eğer böyle giderse bunları da paylaşırız. Pazartesi sabahı görüşmek üzere diyoruz efendim. Hoşçakalın, iyi bir hafta sonu geçirin.